demokrasi beşiği diye ifade edilen, dünya lideri diye ifade edilen ülkelerde bu olayların bu çağda, bu yıllarda gerçekleşmesi tüm dünya insanlığı için endişe verici bir durum oluşturmaktadır. Şunu böyle değerlendirmek doğru olur diyorum, Trump'a saldırıyı. Bu saldırı sonrasında yapılacak olan seçimlerde Trump kazanırsa artık eski Amerika ve eski dünya olmayacak. Bir genelde ülkemizde tartışılan bir konu sosyal güvenlik sistemimizle ilgili. Şimdi arkadaşlar bu konunun tartışılması tabii direkt ekonomiyle ilgili bir başlık bu. Şimdi bir pandemi dönemi yaşadık. Arkasından çok büyük bir deprem yaşadık. Arkasından Ukrayna Savaşı yanı başımızda. Arkasından Suriye'de yaşanan büyük çatışmalar, çekişmeler. Tüm bunların yanında bir de Türkiye iki tane seçimi geride var. Bunları üst üste koyduğunuz zaman benim diyen ekonominin bile o kadar yeraltı zenginlikleri olan ülkelerini geleceğe taşıma noktasında çok büyük zorluklar çekeceği inancındayım. Kaldı ki Türkiye'nin böyle zenginlikleri yok. Ama Türkiye bu büyük zorlukların üstesinden gelmek için gerçekten dirayetli bir yönetim sergiliyor. Hiç kimse istemez ki emekliye az verelim. Hiç kimse istemez ki işte çalışana düşük ücret verelim. Hiç kimse, yani hiçbir iktidar böyle bir talepte, yani böyle bir dünyasında böyle bir şey yoktur yani. Ama bu meseleler bence Türkiye bütünlüğü içerisinde, Türkiye'nin geleceği içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Seçimler yok. Nispeten etrafımızdaki az önce bahsettiğim deprem dahil, Suriye dahil olumsuzluklara vaziyet etmiş durumdayız. Yani o alanda pozitif bir seyir başladı. Ekonomide planlı, programlı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Demek ki şu ortaya çıkıyor. Bizim 1-2 yıl bu büyük felaketler, büyük sıkıntılar karşısında tahammül gösterip ekonomimizi rayına koyma zorunluluğumuz var. Bunun için fedakarlığı emeklileri yapsın. Ben böyle bir yaklaşım içinde değilim. Herkes fedakarlık yapmalı. Yani milletvekillerinden başlayacaksan milletvekillerinden. Yani herkesin tepeden tırnağa iki yıllık bir fedakarlığa ihtiyaç var. Bu gerçeği görürsek, buna göre konuşursak doğru şeyle konuşmuş oluruz.